Saygıdeğer misafirler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 11. değerli hanımefendi, 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, değerli hanımefendi, Sayın Başbakanım, değerli bakanlarım, kıymetli misafirler. Sizleri şahsım ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Kayseri Sanayi Odamızın yeni yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Büyüksimitçi'ye, Meclis Başkanımız Sayın Abidin Özkaya'ya bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Geleneksel hale gelen Kayseri Sanayi Odası Sanayi Gecesi bu boyuta taşıdıkları için kendilerini ve ekibine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanlığınız dönemi boyunca camiamıza büyük önem verdiniz. Başta ticaret sanayi şuralarımız olmak üzere oda ve borsalarımızda istişareyi hükümet politikası haline getirdiniz. Camiamızın önemli günlerinde bizi asla yalnız bırakmadınız. Genel kurullarımızın tamamında bizimle birlikte oldunuz. Sizi hem birliğimizde hem de oda ve borsa programlarında hep yanımızda gördük. Cumhurbaşkanlığının sürecinde de aynı yakınlığı hissettik. Daha bu yılın başında Kayseri'de Kayseri Ticaret Odamızın 120. onur yılında yanımızdaydınız. Bugün de Kayseri Sanayi Odamızın sanayi gecesinde bizleri yalnız bırakmadınız. Oda ve borsa camiamıza, iş dünyamıza ve Kayseri'mize gösterdiğiniz bu teveccüh ve alakadan dolayı size yürekten teşekkür ediyorum. Memleketime hoş geldiniz. Başbakanımız Binali Yıldırım da bakanlık döneminden itibaren özel sektörümüze müthiş bir yaklaşım sergiledi. İstişareye her zaman önem verdi. Bugün de camiamızla beraber kendisine teşekkür ediyorum. Hem Kayseri'ye hem de ülkemize büyük hizmetleri olan 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'e de teşekkür ediyorum. Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi'nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu müzenin en önemli anlamlarından biri de benim açımdan şu. Biliyorsunuz bugün bazı ülkeler Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışıyor. İşte bu müzeyi ziyaret edenler şunu bir kez daha idrak edecek ki benim ülkemde bir torna ustasının çocuğu başbakan da olur, cumhurbaşkanı da olur. Benim ülkemde muhtar bile olamaz denilen bir kaptanın oğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da olur, başbakan da olur, cumhurbaşkanı da olur. Çünkü benim ülkemde birilerinin dediği değil, halkın dediği olur, demokrasinin dediği olur. Buradan herkesin alacağı bir mesaj var. Olsun diyorum bu müzemizin. Sayın Cumhurbaşkanım, bu salondaki herkesin bizzat şahit olduğu bir gerçek var. Geçmişte sizin liderliğinizle sağlanan istikrar ve reform ortamı ile Türkiye ekonomisi yeni bir rotaya girdi. Türk özel sektörü bu süreçte üzerine düşeni yaptı, neleri başarabileceğini de gösterdi. Milli gelirimiz 3 kat, ihracatımızı 4 kat artırdık. Birçok sektörde küresel başarı hikayesi yazdık. Bölgemizin İtalya ile Çin'in arasındaki bölgede sanayi devi haline geldik. Turizmde, müteahhitlikte dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduk. Önümüze engeller çıktı ama durmadık.
Kayseri de bu süreçte Türkiye'nin itici güçlerinden biri oldu. 2009'daki küresel krizden bu yana, yani sadece son 7 yılda Türkiye'de istihdam %57 arttı. Kayseri'de istihdam %58 arttı. Türkiye'deki iş yeri sayısı %45 arttı. Kayseri'de iş yeri sayısı %54 arttı. Türkiye'de ihracat son 7 yılda %47 artarken Kayseri'de ihracat %61 arttı. İşte bu başarı hikayesinin altında bu salonu dolduran iş dünyasının, sanayicilerin çok büyük emeği var. Her birini ayrı ayrı kutluyorum. Kayseri geçmişten bu tarafa bir ticaret şehri olarak bilinirdi. Ama artık Kayseri sadece bir ticaret şehri olmaktan çıktı. Her alanda Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline geldi. Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri oldu. En önemli turizm merkezlerinden biri oldu. En önemli eğitim şehirlerinden biri oldu. Bu başarının altında buradaki Haziro'nun büyük emeği var. Kültürümüzde çok güzel bir söz var. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır diye. Kayseri'de de birlik ve beraberlik var. O yüzden de Kayseri'de rahmet ve bereket var. Sayın Cumhurbaşkanım, ne yazık ki bütün bu süreçte istikrarımızı, ekonomimizi hedef alan pek çok darbe girişimiyle de karşı karşıya kaldık. Bunların en vahşisini 15 Temmuz gecesi hain FETÖ darbe girişimiyle yaşadık. Darbeci hainler karşısında milletimizin ferasetini ve cesaretini buldu ve başarısız oldular. Öncelikle yardımıyla bize yetiştiği için Allah'ıma hamd ediyorum. Burada yaptığınız liderlikten dolayı Sayın Cumhurbaşkanım, başta size şükranlarımı sunuyorum. Darbeye karşı ortaya tavır koyan Sayın Başbakanımıza, 11. Cumhurbaşkanımıza, siyasi parti liderlerimize, gazi meclisimize, medyamıza, sivil toplum kuruluşlarına ve bütün milletimize Türk özel sektörü adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle milletimizin bekası için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, darbe girişiminden sonra 365 oda borsa başkanımızın kabulünüzde söylediğiniz bir cümle var. Biz hafızalarımıza kazıdık. Şunu söylediniz. Oda ve borsalarımız tarihimizdeki ahilik geleneğinin bugünkü temsilcileridir. Ahi aynı zamanda yeri geldiğinde ülkesi ve milleti için malıyla, canıyla, yüreğiyle mücadele eden, geleceği de inşa eden kişilerdir dediniz. Gerçekten de 15 Temmuz sürecinde o da borsa camiamız milli değerlere, ahilik geleneğine nasıl bağlı olduklarını bir kez daha gösterdi. Siz de zaten yakından biliyorsunuz. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı ilk ve en güçlü mesajı veren sivil toplum kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Oda ve Borsa Camiası oldu. Sonrası süreçte hem demokrasi mitinglerinde, hem FETÖ ile mücadelede, hem yurt dışı lobi faaliyetlerinde üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Devletimizin başlattığı şehit ailelere yardım kampanyasına camia olarak 56 milyon Türk lirası ile rekor düzeyde bir katkı yaptık. Tüm camiama teşekkür ediyorum. Türk iş dünyası olarak FETÖ, PKK, DEAŞ ve bütün terör örgütleriyle mücadelede Türk iş dünyası olarak devletimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, iş dünyası olarak sorunlarımız elbette var. Öncelikle son dönemde küresel gelişmelerden kaynaklı
büyük bir belirsizlik ortamı var. Gelişmekte olan ülkeler bütün bu etkileri daha fazla hissediyor. Ama biz iş dünyası olarak hiçbir zaman karamsar değiliz. Bakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olarak 15 Temmuz'dan sonra 60'tan fazla ülkenin iş dünyası başkanları ve bütün uluslararası iş örgütlerinin başkanları ile bizzat yüz yüze görüştüm. Türkiye'yi dış basından takip eden bu insanlara olayların gerçek iç yüzünü anlattım. Ülkemizin lobisini yaptık. Ve hepsine şunu söyledim. Bir ülke düşünün dünyada, çevresindeki bütün ülkelerde çatışma alanları var. İç savaşlar var. 3 milyon mülteciyi kendi imkanlarıyla ağırlıyor. Ve en lüks şekilde ağırlıyor. Küresel terör örgütleriyle mücadele ediyor. Yurt dışı operasyonlar yapıyor. Arka arkaya 2 seçim yaşıyor. Ve bunların üstüne bir de darbe girişimi yaşıyor. Bu şartlar altında ayakta kalabilecek, ekonomisini büyütmeye devam edecek, sosyal yaşamı etkilemeyecek, bana dünyada tek bir ülke söyleyebilir misiniz diye soruyorum. Yok, cevap da yok zaten. Türkiye'den başka bunu başka başarabilecek ülke yok. Bu milletten başka bunu başaracak millet de yok. Allah'ın izniyle bu milletin yükselişini hiçbir güç durduramaz. İşte o yüzden diyorum ki yatırım yapan her zaman her koşulda kazanır bu ülkede. Kayseri'de Sayın Cumhurbaşkanım, bizim güzel bir söz var. Yakınma yekin diye. Biz yakınmıyoruz. Biz yekiniyoruz. Hükümetimiz de ekonomik reformlara çok önem veriyor. Biz de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak hükümetimizle yakın çalışıyoruz. Paketlerin bir kısmı açıklandı, bir kısmı da açıklanacak. Bu kapsamda KOBİ'leri rahatlatmak için attığımız yeni adımı da tekrar biraz önce Büyük Simitçi Başkanımız ifade etti, tekrar anlatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına özel sektör olarak katkı veriyoruz. KOBİ'ler bugün %15 ile %18 arasında faizle kredi kullanıyor. Faiz baskısından nefes alamıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın desteğiyle, Sayın Bakanımızla bir çalışma yaptık. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği 365 oda ve borsa kaynaklarımızı birleştirdik. Bizim kaynağımız üzerinden 2 banka, Ziraat Bankası, Denizbank, KOBİ'lere yıllık 9.9 faiz oranı ile kredi kullandıracak. KOBİ'lerin bu proje kapsamında kullanacakları kredinin %85'ine kredi garanti fonu kefil oluyor. Bu kapsamda KOBİ'lere 5 milyar lira eski parayla 5 katrilyon lira kredi sağlanacak. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği nefes kredisiyle KOBİ'lere yıllık 9.90 aylık 0.83 faizle 1 yıl vadeli kredi sağlayacağız. 3 ay içinde yaklaşık 80 bin KOBİ'mizin derdine derman olacağız. KOBİ'leri faizin altında ezdirmeyeceğiz. KOBİ'lerimize nefes olacağız. İnşallah bu adımdan sonra diğer tüm bankalarda bunu takip edeceğine ümit ediyorum. Özel sektörümüz için hayırlı olsun. Bütün bu desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Başbakanımıza, hükümet üyelerimize teşekkür ediyorum. Kayseri'de ülkemiz için üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, vergisini ödeyen, bu gece ödül alacak sanayicilerimizi yürekten kutluyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz.
ödül alan firmaları tebrik ediyoruz.